Geçen hafta Instagram hesabımdan LoRa ile ilgili proje yapacağım, ne yapayım diye sizlere soru sormuştum. Gelen cevapları derledim, bir proje oluşturdum. Bu proje sayesinde birçok ihtiyacınızı karşılayabileceksiniz. Sistem şöyle çalışacak. 3 tane LoRa modülü olacak. Bir tanesinde hareket sensörü, bir tanesinde gaz sensörü olacak. Herhangi bir olumsuz durum olduğunda 3. LoRa'ya, yani ana LoRa'ya iletecekler radyo frekansıyla. O da GSM sayesinde SMS ile cep telefonlarımıza mesaj verecek. Bu sayede hem sensör verilerini toplayacağız, hem 3 LoRa'yı nasıl haberleştireceğiz onu göreceğiz. Hem de bütün sensör verilerinden anında haberdar olmak için GSM'in nasıl kullanıldığını göreceğiz. Şimdi hemen gelin projeye başlayalım. Elektronik projelerinde baskı devre kartına ihtiyacın oluyorsa yıllardır çalışıp memnun kaldığım PCway.com'u önerebilirim. Bu ve benzeri devre kartlarının 10 tanesini 5 dolar gibi ücretlere üretip yüksek kalitede hizmet sunuyorlar. Eğer PCB ihtiyacın varsa PCway.com'un linkini de açıklama kısmında paylaştım. Şimdi kısaca malzemelerimizi tanıyalım ve projeye geçelim. Fixaj.com'un N11 mağazasından aldığım ürünler burada. Eskiden aldıklarım buradaydı. Burada 3 tane LoRa vardı. Bir tanesi E32'nin büyük versiyonu, diğerleri E32 versiyonuydu. Buradaki 3 tanesi de E22 versiyonu. GSM olarak Kapadokya GSM Shield kullanacağım ve ana LoRa'da Arduino Uno olacak. Diğerlerinde Arduino Nano olacak. Hareket sensörü olarak bunu kullanacağım. Gaz sensörü olarak da MQ2 gaz sensörünü kullanacağım. Bunlar eski malzemelerimdi. Eski anakart buydu. Versiyon 1.2 idi bu. Versiyon 1.3 anakartında birkaç özellik değiştirmişler. Bu yeni versiyonun linkini de açıklamalar kısmına bıraktım. Daha doğrusu burada kullandığım her şeyin linki açıklamalar kısmında mevcut. LoRa'lara bazı ayarları yüklemek için şunu kullanıyordum. Yine bu da Fixaj.com'un N11 mağazasında var. Sadece. Şimdi bunlar eski malzemelerimizdi. Yenilerde gelen bu E22 modüllerinden bahsettim. Yeni karttan bahsettim. Bir de şu yeni kartla beraber Type-C ile Arduino Nano satıyorlar. Bir tane de ondan göndermişler. Ve kutuları göndermişler. Şimdi kutularla beraber ne yapacağız? Bu kutuyu şuraya taktığım zaman anteni de buraya taktığım zaman bayağı kompakt bir şey oluyor. Şu şekilde çalışan bir sistem oluyor ve gayet güzel gözüküyor. Buradan adaptörle besliyoruz. Şuradan da çeşitli çıkışlar, girişler alıp verebiliyoruz. 2 tane sensörü bu şekilde kullanacağım. Bir tanesi bunun içine sığmayacak. Çünkü içerisinde Kapadokya GSM Shield da olacak. Buna da 3 boyutlu yazıcıdan bir kutu basılabilir ama ben herhangi bir şey yapmayacağım. Bir de 30 amperlik röle var. Bu da yüksek yükleri kontrol etmek için kullanılıyor. Bunu da ilerleyen projelerimden bir tanesi de kullanacağım. E32 ile E22'nin farklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Bayağı bir fark var ama en azından temel özelliklerinden bahsedeyim. E32'nin 2 versiyonu vardı bende. Bir tanesi 30D versiyonu, bu 1 wattlık gücü vardı. Daha uzun mesafelere aktarmak içindi. Bir tanesi de 20D versiyonuydu. O da daha kısa mesafelereydi. Şimdi E22 daha düşük enerjiyle daha fazla veriyi daha uzak mesafeye göndermek için tasarlanmış. Daha düşük güç tüketimi de bayağı bir ön planda. Şu tabloya bakacak olursak mesela bu 240 byte gönderiyormuş E22. E32'ler 58 byte gönderiyormuş. Ciddi bir fark var. 4-5 kat daha fazla veri gönderebiliyor. Yine buffer seviyesi daha fazla. Yine çok daha az enerjiyle bu 3000 metreye veri aktarırken bu 5000 metreye kadar veri aktarıyor. E32 tabii çok daha güçlü, yani şu 30D versiyonu o 8000 metreye aktarıyor. Ama yine verinin boyutu ve güç tüketimi çok daha fazla. Mesela bu 610 miliampere kadar akım çekerken bu 140 miliampere kadar akım çekiyor. Tabii bu maksimum akımlar, ortalama akımları ve minimum akımları farklı olabilir. Yine gönderme hızları arasında 4-5 kat fark var ve temel olarak frekans aralığı da farklı. Bu yaklaşık 900 MHz'te, bunlar da yaklaşık olarak 433 MHz civarlarındalar. Daha düşük gerilimlerle çalışabiliyor, yani daha düşük ve daha yüksek gerilim aralıklarını destekliyor. Bu da pillerin böyle bitme seviyesine yakında çalışmasını sağlayabilir. Mesela 3 voltluk bir pil koyarsak, piller neredeyse tamamen bitene kadar 2.3 volta kadar çalışıyor. Daha düşük güç tüketimi var diğerlerine göre ve esas özellikler şurada. Bunların tek tek ne olduklarından bahsetmeyeceğim ama mesela repeater özelliği var. Araya bir tane LoRa modülü koyarak, E22 modülü koyarak doğrudan gelen veriyi diğer LoRa'lara aktarma gibi böyle bir arada röle görevi yapıyor. Buna Türkçe'de röle deniliyor. Ve A şifresi konulabiliyor, şifreli veri iletilebiliyor. Ve bu ağ şifresinin şöyle güzel özellikleri de var. Birisi mesela bizim E22 modüllerimizden birini ele geçirdi diyelim. Biz bununla bir sistem yaptık. İçerisindeki parametrelerden ağ şifresini okuyamıyor. Ağın hangi ağ olduğunu da okuyamıyor. Dolayısıyla bizim verilerimizi dinleyemiyor. Böyle güzel özellikleri var. Parametre ayarları tarafına geçelim şimdi. Parametre ayarını biz E32'leri hep şununla yapmıştık. Yani bilgisayara bunu takıp, LoRa'yı da buraya takıp kanalını değiştiriyorduk. Bazı ayarlarını yapıyorduk. Bunu hem bununla yapabiliyoruz hem de bu olmadan şu yeni gelen kartla beraber yapabiliyoruz. Yani E22'leri doğrudan buna takıp Arduino'nun içerisine bir kod yükleyip parametre ayarlarını doğrudan bu kart üzerinden yapabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şimdi ben parametre ayarlarını yapacağım. Bunun için Fixaj'ın sitesinde RF Settings E22 diye bir yazılım var. Normalde bizim kullandığımız yazılımın adı da RF Settings'te. Şuradan göstereyim. Bu E32 ve diğer şurada yazan modeller için yapılmış bir yazılımdı. Bu da E22 ve E90 modelleri için yapılmış. Dolayısıyla E22 kullanırken biz bunu kullanacağız. Eski yazılımı kullanmayacağız. İlk öncelikle Fixaj.com'da paylaşılan yazılımı yükleyerek parametre ayarlarını yapacağım. Sonrasında yazılımıma geçeceğim. Fixaj.com'daki şu örneği aynen kopyalıyorum. Daha sonra Arduino'ya bunu yapıştırıyorum. Şuradan portu ve Arduino modelini seçtikten sonra yükleye basıyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi LoRa modüllerinden bir tanesini direkt kartıma taktım. Daha sonra buradaki yazılımdan doğru COM portu seçiyorum. Bu tip detayları daha önceki LoRa videolarımda anlatmıştım. Onların linkini de açıklama kısmında paylaşacağım. Merak edenler oradan bakabilir. Aynı şeyleri tekrar anlatmayayım diye şimdi hemen buradan açıyorum. Parametreleri okumaya tıklıyorum. Parametreyi okumaya tıkladım. Başarılı bir şekilde burada okudu. Şimdi burada bir sürü ayar var. Bunları datasheet'inde tek tek anlatılıyor. Mesela şurada relay dediği Türkçesi röle yani repeater olarak birden fazla LoRa'nın kendi aralarında haberleşmesi için aracılık yapıyor. Mesafeyi uzatmak için kullanılabiliyor. Mesela bunu aktif edip kapatabiliyoruz buradan. Onun dışında şuradan şifre belirleyebiliyoruz. Net ID belirleyebiliyoruz. Bunların hepsi, şu ikisi güvenlikle alakalı. Şimdi ben burada adres belirleyeceğim ve hızı belirleyeceğim. 240 byte'lık pakete gerek yok. 32 byte benim işimi görür. Ya da 64 byte yapalım. Daha hızlı bir şekilde veri aktarsın istiyorum. 64 byte'lık veri paketi benim için yeterli. Hız olarak daha yüksek hızlara çıkabilirim ama ellemeyeceğim. Çok ciddi hızlarla da bir işim yok. Şimdi bir adres belirleyeyim. Mesela bunun adresi 1 olsun. Kanalda 18'miş. 18 kalsın. Set diyorum. Set yaptığımda kaydetti. Hemen asetat kalemimle de buraya yazacağım. Karışmasın diye. Bunu çıkardım. Sonra diğerine yapalım. Yine aynı şekilde şimdi buradaki yazılımdan open diyorum. Parametreleri okudum. 240 değil 64 yapmıştım bunu. Diğer her şey aynı zaten. Burada da adresi 2 yapalım. Kanalı yine 18 yapalım. Şifreleme yapmayacağım. Şifresiz bir şekilde veri aktarabilir benim için. Bunu da set dedim. Bunu da aynı şekilde yazıyorum. Adres 2, kanal 18. Sonuncusuna geçtim. Yine bağlantıyı koparıyorum. Açıyorum. Parametreleri seçtim. 64 yaptım. Bunu da 3 yapalım. 18 yapalım. Net ID bunda 1 geldi. Bunu 0 yapalım. Kaydettik. Buna da kaydediyorum. Adres 3, kanal 18 diye kaydettim. Parametre ayarlama işlemim tamamlandı. Şimdi yazılımın bir kısmını tamamladım. Burada hareket sensörlü bir tane LoRa var. Burada gaz sensörlü bir LoRa var. Burada da gateway olarak yani ana bütün bilgilerin aktarıldığı LoRa var. Buna birazdan GSM ekleyeceğim. Şu an sistemin nasıl çalıştığını anlatayım. Zaten kodlarını paylaşacağım. 3 farklı kod halinde paylaşacağım. Açıklamalar kısmından kodlara da ulaşabilirsiniz. Böyle hareket algılandığı zaman 21 kodunu gönderiyor. Hareket bittiği zaman 20 kodunu gönderiyor. Gelir gelmez de yani gönderir göndermez de ana LoRa'mıza, gateway olan LoRa'mıza tekrar hareket algılandı. Şu an elimi kolumu hareket ettirdiğim için hareket algılandı, hareket durdu, hareket algılandı, hareket durdu diye durum değişimlerini mesaj olarak gönderiyor. Şu an tekrar bir hareket algılandı. Yani hareket 10 saniye boyunca sürerse 10 kere göndermiyor. Değişimleri gönderiyor sadece. Gaz sensörüne de bakalım. Şu an çakmağı yakmadan gaz vereceğim buna. Gaz kaçağı başladı diye burada mesaj geldi. gaz kaçağı durdu diye tekrar mesaj geldi. Şimdi bunu GSM'e ekleyerek devam ediyorum. Şimdi sistem tamamlandı. Bu tarafta herhangi bir değişiklik yok. Bu tarafta neler yaptığımı anlatayım. Arduino Leonardo bağladım alt tarafa. Üstte Kapadokya GSM Shield var. SMS ile bilgi göndermek ya da arama gibi GSM tabanlı işlemleri yapmak için bu tip kartlara ihtiyacımız var. Bunun dışında LoRa ile haberleşmek için şurada gerilim bölücü devre var. Dirençlerden oluşuyor. Bir de E22 LoRa modülümüz var. E22 LoRa modülünü herhangi bir Arduino'da da kullanabiliyoruz. Yani her seferinde şu kartlara ihtiyacımız yok. Bu kartlar işimizi kolaylaştırıyor ama bu kartlar olmadan da iki tane dirençle bu LoRa modüllerini kullanabiliyoruz. Şimdi gaz testiyle başlayalım. Çakmağın ucunu yakmadan şöyle biraz gaz vereceğim. Gazı verdim, bıraktım. Bu LoRa'dan ana LoRa'ya iletildi. Şimdi SMS'i bekliyoruz. SMS geldi. Gaz kaçağı başladı diye burada yazıyor. Bir de gaz kaçağının bitmesiyle ilgili gelecekti. Evet, gaz kaçağı durdu diye de ikinci SMS'imiz de geldi. Gaz testi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi hareket testine geçelim. Hareket sensörümüz burada. Elime önünde hareket ettirdiğimde zaten çalışacaktır. Şu an hareketi algılamış olması lazım. Evet, bilgisayarıma bakıyorum. Hareketi algılamış. Hareket algılandı diye SMS'im geldi. Hareket durduruldu diye de SMS'im geldi. Bir de kol saatimle deneyeceğim. Evet, şu an kol saatime bağladım. Kol saatime bağladığımda da burada hareket algılandı, hareket durdu diye bütün sistemi anında takip edebiliyorum. Şöyle tekrar bir hareket edelim. SMS geldi. Buradan açıyorum. En son gelen SMS hareket algılandı ve hareket durdu SMS'leri. Projeyi tamamladım. Şimdi bu proje bizim ne işimize yaradı? Öncelikle 3 tane LoRa kullandık ama toplamda bir tane GSM kullandık. GSM Shield'lar LoRa modüllerine göre daha pahalılar ve içerisine SIM kart takmamız gerekiyor. Bu SIM kartların da aylık ücretleri var. İlk başta satın alırken de bir ücret ödememiz gerekiyor. Yani idame ettirmesi bir tık daha pahalı. Dolayısıyla eğer birbirine 3-4 kilometre, 5-10 kilometre mesafede alanımız varsa, örneğin bir çiftliğimiz var ve toplamda işte 50 kilometrelik bir alana yayılmıştır. İçerisine onlarca LoRa modülü bağlayıp tek bir GSM bağlayarak uzaktan kol saatimizden, cep telefonumuzdan neler olup bittiğiyle ilgili bilgiler alabiliriz, sistemi kontrol edebiliriz. Yani cep telefonundan LoRa'ya da SMS atarak bilgi gönderip orada bir şeyleri yapmasını, röle gibi şeyleri açıp kapatmasını da isteyebiliriz. Dolayısıyla bu tip ihtiyaçlarınız varsa bu projede kullandığım yöntem bayağı etkili ve ucuz bir yöntem olacak. Projede kullandığım her türlü malzemenin linkini açıklamalar kısmında paylaştım. Faydalandığım kaynakları, mesela Fixaj.com'un web sitesinde bir tane örnekten faydalandım. Bu tip şeylerin hepsinin linklerini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Kodları da aynı şekilde paylaşacağım. Sen de bu malzemeleri alıp benzer bir sistem geliştirebilirsin. Bu videoda benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın. Hoşça kal.